pek sevgili seyirciler, bir Var mı Yeni Projeler bölümüne daha hoş geldiniz. Bugün konuğum Emre Taştekin. Hoş geldin Emre. Hoş gördük abi. Nasılsın? İyi abi, çok iyi. Çok iyilik demek de çok böyle uyuz bir durum aslında. Yok ya, ben hep diyorum. Geçenlerde bir fırça yedim öyle. Nasılsın? İyi filan dedim böyle birine. Öyle demeyeceksin, kötülüğü çağırmayacaksın, öyle iyi mi denir, çok iyiyim diyeceksin filan dedim. Yani o kötülüğü çağırmak ya da söylediğin şeyin olması mevzusuna çok inanmıyorum ama neşeli olmak adına insanı daha da yükseltiyor. Yani çok insanı motive eden bir şey tabii. Mesela yani. Şu an diyet yapıyorum, açlıktan ölüyorum ama hiç aç değilim filan. Bu seni motive ediyor mu şu anda peki? Evet, ediyor. Yani şu an seninle bu sohbeti yapıyor olmak beni motive ettiği için diğer hiçbir şey düşünmüyorum. O zaman su içelim ve hayatımıza devam edelim. Lütfen abi. Evet sevgili Emre. Evet abi. Ben eskiden sinirli biriydim. Aha. Demin öyle bir sohbet geçiyordu da söyledim. Sinirli biriydim. Artık bıraktım. Herhalde çok, biraz çok yaştan. Yaştan dolayı. Senin de böyle gençken yaptığın ama sonradan gençken yalnız yaşlıyız artık. Bıraktığın bir şey var mı? Sinirlenme konusu dışında başka bir şey soruyorsun değil mi? Yo, o da olabilir. Gençken başka yaptığım. Şey işte yok, çok haylazdım da. Vardır abi ya. Yok bilmem neydim, tembeldim ya, de sonradan çok durdum. Yaramazdım ya. İlkokuldayken şöyle bir şey vardı. Üçüncü sınıftayken en üst kattaydı sınıfımız. Böyle pencereden dışarı çıkıyordum. Öyle pencerenin eşiğinden böyle gide yan sınıfın penceresinden içeri giriyordum. Bu benim için kendi kendime o dönem bir başarıydı herhalde. O izlenme hissi falan hoşuma gidiyordu. Aşağıda böyle bütün okul, İşte tezahürat yapanlar, alkışlayanlar, işte bağıran öğretmenler falan, yapmayın falan diyenler. Bir sonra ceza meza yok mu bunun sonunda ya yani? İşte şey ya, yazık, işte annemi ya da babamı çağırıyorlardı o dönem böyle sürekli okula. İşte onlar da benden daha çok gidiyorlardı herhalde okula. Bıktık oğlunuzdan diye yani, davet ediyorlar. Ama sonra biraz duruldum. Biraz daha duruldum. Lisede mi duruldun? Ne zaman? Lisede de İyiydim ya, fena değil. Çok gülüyorduk çünkü. O zaman oyunculuk böyle başlamış mıydı ufak ufak? Aa şey vardı ya, o dönem Beyazıt'ın İstanbul'a geldiği dönemdi. O dönemler böyle sınıfta çok gülerdik biz böyle. İşte teneffüste gelirdi, kapıyı açarlardı. Bugün yine ne oldu, neye güldünüz falan diye gelirlerdi. O dönemde bana hep şey diyorlardı, işte sen de radyo yapsana, işte bak Beyaz falan böyle. Öyle bir durum vardı. Daha sonra da ben 2001 yılında radyoculuğa başlamıştım. 2001 yanlış bir tarih oldu. 2001'de ilk kez sahneye çıktım abi. Lisede falan şöyle bir talihsiz bir durum vardı. Tiyatro kulübümüz yoktu okuduğum lisede. Ve maalesef tiyatro yapamamıştım ben. İlkokulda vardı öyle bir tiyatro tecrübesi. Ama böyle ilerleyen yaşlarda olmadı. Çok üzücü bir şeydi. İşte 2001 yılında ilk oyunumu yazdım. Sahneye çıktım. İşte 18 yıl oldu. İnmedim. Hala sahnedeyim. 18 yıl çok iyi. Müjdat Gezen'de okudun tabii. Evet. Evet abi. Çok iyi bir döneme denk geldim ve harika hocalarım vardı. 2008 dönemi evet güzeldi. Kimler vardı? Savaş, Yıldızlar Dinçel. Kadrosu. Çok iyiydi ya. Savaş Dinçel, Mustafa Alabora, Göksel, Kortay, Betül Arım, Müjdat Gezen. Bu da hep sorulur böyle. Nerede okuyorsun falan deyince. İşte Müjdat Gezen sanat merkezi falan diye. Hangi taksiye binsen şey derler işte. Müjdat Gezen'le giriyor mu dersinize falan derler. Giriyordu. Müjdat Gezen'le giriyordu dersinize. Öyle abi, evet, şanslı bir dönemdi. Peki şimdi Müjdat Gezen mezun olan herkes böyle bir canavar komedyen olarak çıkıyor oradan. Hı. Ya benim bugüne kadar gördüğüm oyuncuların çoğu öyle. Sen de bir komedyen olarak bu konuyla ilgili ne düşünüyorsun? Özellikle sizi biraz daha böyle bu yöne doğru mu eğitiyorlar? Bu tarafa, yani yolu o tarafa doğru mu açıyorlar? Hatta direkt okula alırken bu adamda bir komedyen kumaşı var, biz bunu alalım, eğitelim mi diyorlar? Ya elbet öyle kıstasları vardı. Şimdi onların zihinlerini bilemedim bu konuyla ilgili seçici, yani neye göre seçiyorlar falan. Tabii ki var düşüncelerim de. Herkes de çok iyi komedyen olmuyor ya da ben kendimi öyle komedyen olarak nitelendirmiyorum. Ben mizahı seviyorum, komedi yapmayı seviyorum, gülmeyi çok seviyorum, güldürmeyi çok seviyorum. Ama kendimi komedyen olarak nitelendiremiyorum. Oyuncuyum diyorum. Hani çünkü oyuncuyum deyince hepsini böyle kapsıyor. Şimdi komedyenim deyince sadece komedi işi yapan biriymişsin gibi de duruyor. O yüzden ben onu çok tercih etmiyorum. Oyuncuyum diyorum ama evet, öyle bir tarafı var Müjdat Gezen'in. Bir de yani, bir şeyi iyi yapınca ömür boyu sonra oradan geliyor evet ya. Evet abi. 2012 yılında Karadayı dizisinde ben işte bir güzel şanslı bir rol oynamıştım. İyi şey vardı. İdam sahnem vardı orada. Öldüm işte, asıldım falan orada. Sonra abi bütün ölü rolleri bana geldi. İşte nerede ölünecek adam var beni arıyorlardı falan böyle işte. Karadayı da efsane dizilerden biridir. Ben çok onu izlemedim abi. Ama Uğur Bayraktar'ın bir yönettiği. Evet abi. Güzel. Değil mi? Ezel Karadayı işte evet. Bizim içeride vardı. Evet falan. Abi. Sonrasında onlar geldi falan. Şey, yıllarca böyle radyoda komedi yaptım. İşte 2001 yılından beri stand-up yapıyorum falan.
Sonra 2012'de Karadayı'da oynadım. Ertesi gün gazete manşeti şeydi böyle, o tüm Türkiye'yi ağlattı falan diye. Sonra dedim yıllarca güldür, 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 güldür. Sonra o tüm Türkiye'yi ağlattı diye manşetin çıkıyor bir anda. Her şey değişebiliyor. İyi. Bir gazete manşeti bütün ortalığı karıştırabiliyor. Evet, abi, yani. Ondan sonra ölen adam oldum. Öldüm de öldüm. Sürekli o roller geldi ama şey yapmadım yani. Peki radyoculuk nasıl bir şey ya? Ben radyo deyince yapmadım bir oyuncunun canım. Hiç yapmadım. Sanki böyle gözünü kapatıp ellerini bağlıyorsun ve onu sadece konuşturuyorsun gibi geliyor. Yani sesinle harika bir hitapta bulunman gerekiyor. Ve seyirciyi böyle avucunun içinde tutman gerekiyor gibi hissediyorum. Dışarıdan. Doğru abi. Şey, doğru bir tabir bu. Çok acemice bir tabir oldu. Yok doğru. Ya ses tabii ki önemli. Enerji orada önemli. Anlattığın şeyler önemli. Ya da yaptığın işte konsept neyse önemli tabii ki de. Motivasyonum orada şeydi. Seni bir kişinin dinlediğini biliyorsan o senin için yeterli. Yani seni milyonların dinlemesine ya da yüzlerce insanın dinlemesine falan gerek yok. Bir kişinin dinlediğini biliyor olmak o program için yeterli bir motivasyondu. Ve bizim radyoculuğa başladığımız dönemde şeydi böyle, kaset falan vardı abi, kaset sarıyorduk. İşte o zaman CD yok falan, onlarla uğraşıyoruz. İşte 2 dakika var şarkının bitmesine, daha böyle şarkıyı seçeceksin, hazırlayacaksın falan. Az kalmış 1 dakika, onu sarıyorsun kalemle falan, öyle şeylerle uğraştık. O dönem böyle çok keyifliydi. Sonra bir de gizemi vardı radyonun. Mesela ben hayatımda hiç radyoya tanışmaya gelirlerdi abi, işte merak edip radyoya. İşte kim bu adam falan diye. Sonra hayal kırıklığına uğrarlardı. Ses kalın falan böyle. İşte böyle uzun boylu, yakışıklı falan biri hayal ediyorlar. Sonra benle karşılaşınca tabii onlar için de üzücü oluyordur. Eminim olmuştur. O olanlar da oldu. Örnekleri çok. Sonra ben hiçbir radyocuyu merak etmiyordum yani. Hani bir tek kişiyi merak ediyordum. Bay J. Ve o dönem radyo programı yaptığım dönemde bayağı bir araştırmıştım. Kim bu adam yani? Hani dinliyorum çok iyi. Müthiş bir performans mikrofon başında falan. Ve bulamamıştım. Sonra Bay J bir gün televizyona çıktı. Orada benim için gizemi bitti. Radyo gizemli bir şey abi. Gizemli olmalı benim. Gizemli kalmalı diyorsun. Evet kalmalı. Ama artık o dönem geçti galiba ya. Peki şimdi günümüzde sence bu işler nasıl? Radyoyu kim dinliyor? Eskiden mesela evde bir radyo dinleme kültürü kesinlikle vardı. Şu anda arabada dinleniyor. Bir de bir podcastçilik başladı. Evet öyle bir şey var. Nasıl güzel. Onunla ilgili düşünce? Ben mesela onu yakalayamadım. Podcast'te biraz şeyim. Abi ben de çok yakın değilim açıkçası o podcast olayına. Yani dinlediklerim var elbette böyle hani böyle sıkı hani her hafta dinlerim, takip ederim falan kafasında değilim açıkçası. Radyo da çok uzak kaldı bana. İşte dediğin gibi arabadayken dinleyebiliyorsun, trafikteyken. Artık çünkü hepimizin işte evinde bilgisayar var, MP3 var, işte telefon var. Artık müzik dinliyor. Herkes istediği müziği açıyor. Eskiden istek istemek falan vardı yani. Hani bahçeli evlerdeki teyzem için falan. Artık onlar bitti kalmadı. Onlar sıcak şeylerdi. Alt yazı filan şey televizyonlarda da olurdu yani. Alt yazı. Bahçeşehir'deki teyzem için bilmem ne şarkısını istiyorum. Evet abi. Selam gönderiyorum. Yazarsın çıksın diye beklersin orada. Alt yazıda ismin geçsin falan diye önemli şeylerdi. Şimdi televizyonun, ama radyonun eski 90'lı yılların şakacı hareketleri bunlar. Çok iyi. Bu arada demin çok güzel bir şey söyledin. Radyoculukta bir kişiye bile hitap ettiğimi biliyorsam beni mutlu ediyor dedi. Ben de bu program için aynısını söylüyorum. Bazısı diyor ki o işte bilmem ne şöyle şu yüzden izlemiyorum bilmem ne yapıyorum filan. Beni izleyen bir kişi varsa, bir kişiden çok daha fazla kişi var tabii ve çok güzel mesajlar geliyor. O yüzden de ben sevinçle ve neşeyle herhangi bir kaygım olmadan güzel sohbet edebileceğim insanları buraya davet ederek bu programa devam ediyorum. Eyvallah. Şimdi kaset dedin radyo zamanında, kasetleri sarıyorduk filan. Bu arada yine moda olmaya başladı kaset olayları, böyle koleksiyon yapanlar. Hala 2 tane Walkman'in duruyor evde. Hadi ya. Benim aa sana acaba hediye getirdim. Aa. Abi evet ya, bu bak programın başındayken verecektim. En son Mesut Süre'nin Rock FM'deyken programına konuk olmuştum 2011 yılında. En son ona vermiştim konuk olduğum zaman. Şimdi sana getirdim. 89 yılından sana hediyem var. Vay! Bu misketler 89 yılından kalma ve evde şöyle bir poşet misketim var abi, atamıyorum. Hadi ya! Yani yıllardır onları yanımda götürüyorum, nereye taşınırsam götürüyorum yanımda, onları atamıyorum bir şekilde. Ve beni mutlu ediyor bunlar. Onlar böyle sıcak bir, şey. Bir havası var ve her birinden bir tane getirdim sana. Oh bunlar çok güzel, çok teşekkür ederim. Süper. Şöyle vereceğim. Gerçekten hemen onlar el emeğiyle kazanılmış misketler bu arada. Eyvah gitti bir tanesi. Olsun. Dur onu sonra alırız. Şöyle masama koymak istiyorum. Bunlar oynayarak kazanılmış. Evet abi. Vay çok evet güzel. Abi.
Misketçilik ya. Ah. Oynadık vallahi. Yeni jenerasyon bilmiyor değil mi bunları? Yani bilmezler. Valla bilmiyor. Yani. Evet. Yani daha doğrusu ya, sokak oyunlarını bilmiyor. Bilmezler evet. Şu anın çocukları. Ya şey falan geçiyor aklımdan. Hani bu ufak çocuklara işte minik kardeşlerimize vereyim. İşte mutlu olur belki falan ama çok mutlu olacağını düşünmüyorum ya. O misketlere yazık olurmuş gibi. Acaba ya. Oynatsan sana vermem daha iyi. Tabii ben mutlulukla bunu bakar bakar mutlu olurum. Evde evet, saklarım abi. Da. Acaba küçük çocuklara oynatıp öğretmek mi? Sokak kültürünün işi bu. Evde de oynamaya kalksan alttaki komşu tık tık vurur. Benim babaannem vururdu mesela. Ben evde misket oynadığım zaman alt katta babaannem yaşardı eskiden. Cüm cüm. Hemen vururdu böyle. Evde oynanmaz o, dışarıda oynuyordun. Şimdi de artık o kalmadı ya. Bilmiyorum, vardır belki oynayan. Hani ben şu an İstanbul bazlı konuşuyorum tabii de. Üzücü. İşte o kültür gitti ya, o sokak kültürü. Dur, kaset diyorduk. Kaset koleksiyonu. Senin bayağı bir kasetlerin vardı zamanında. Var. Ahmet Kaya'ya full seri vardı, evet, değil mi? Evet. Bir de bir hikayesi vardı onun. Neydi? Onu bir anlatsana. Abi şöyle bir hikayesi vardı onun. Tesadüfler üzerine bir tesadüf, evet, ya da kendi şeyini yaratma mı diyelim? Evet, kendi şansını yaratma. Orta birdeydim galiba. Orta birdeyken kaset, o zaman tabii CD falan yok yine, böyle kasetçiler var. O zaman da böyle işte albüm kartpostalları, afişleri falan asılırdı falan. Böyle Ahmet Kaya'nın böyle kırmızı sweet, böyle bir kaşkollu falan bir fotoğrafını gördüm. Böyle bir karizmatik geldi bana. O zaman da hiç dinlemişliğim yok falan, bilmiyorum yani, zaten yaşım küçük. Sonra merak ettim abi. Bir tane kasetini aldım harçlığımla, biriktirdiğim parayla. İşte aldım kaseti, dinledim, sevdim. Sonra dedim ki ben sevdim ya bu müziği falan. Bütün kasetlerini alacağım dedim. O zaman işte çocuk aklıyla işte kendimce bir hedef belirlemişim. Bütün kasetlerini alacağım ve seriyi tamamlayacağım falan. Sonra harçlıklarımla gidip Ahmet Kaya kaseti alıyorum abi. Sonra alıyorum. Böyle kaseti şöyle diklemesine koymuyorum abi. Şöyle hani yüzü işte eve bakacak şekilde koyuyorum. Evdekiler de böyle bir tedirgin oluyor. Yani hani şimdi 81'liyim ben, işte o ihtilal dönemi sonrası çocuğum yani. Öyle bir tedirginlik dönemi işte o dönem. Tabii işte o bizim oğlan işte politikaya mı girdi, siyasete mi falan, böyle bir kaygı var, alakası yok. Sevdim yani, müziği sevdim. Sonra abi alıyorum böyle bütün kasetleri. Annem şeydi... Bayağı vitrin gibi olmuş değil mi hepsi dönük? Ablam ve annem şeydi, oğlum bari şey yap, şöyle dik dik koy bak böyle... Evin içinde yani böyle sakallı yani ne bileyim şöyle mi koysam falan, abi yok, ben onu hepsini böyle aldım, hepsini dizdim falan. Sonra iyi ki de dinlemişim. Ben o yaşımda o kadar şairle tanışamazdım çünkü yani. Hani Ahmet Kaya sayesinde tanıştım, bir sürü şairi tanıdım falan. Sonra yıllarca Ahmet Kaya'yı dinledim, benden kaset alırlardı. Ahmet Kaya'yı dinlemek isteyen işte Emre de var derlerdi, okulda gelirlerdi, ben kaset verirdim falan. O dönem yıllarca Ahmet Kaya'yı dinledim. Sonra abi ilk benim sinemada izlediğim film, şu anda çok manidar olacak. Dün Tunç Başaran'ı kaybettik. Uçurtmayı Vurmasınlar filmiydi. İlk kez o zaman ya ilkokul 4'te ya da 5. sınıftaydım abi. İlk kez sinemada Uçurtmayı Vurmasınlar izledim ve dedim ki sinema muhteşem bir şeymiş yani. Muhteşem. Ve sonra o film hapishanede geçiyordu abi. Biliyorsundur film zaten. Daha sonra konservatuar sınavına girdim 2004 yılında. Merih Cevdet Anday'ın Tutuklu diye içeridekiler oyununda tutuklu karakterini oynayarak ben sınava girdim. O da hapishanede geçer yani. O da tutuklu bir karakterdir falan. Sonra ilk uzun soluklu dizim Karadayı dizisiydi. Ve hapishanedeydi rolüm. Hep böyle ilkler. Sonra abi garip bir şekilde dizi bitti. İşte o güçlü bir sahneydi falan böyle. Bayağı. Abi dizi bittikten bir ya da iki ay sonra Ahmet Kaya'nın Öyle Bir Yerdeyim Ki de bir parçası vardır. O şarkıya birisi klip yapmış abi. Benim Karadayı sahnelerinden böyle bir kesit falan. Böyle yıllar sonra kendini Ahmet Kaya klibinin içinde buluyorsun falan böyle. 25 milyon izlenmiş falan böyle. Garip, artık buna tesadüf mü diyeceğim ya da ne bileyim, bir şeye o kadar emek verirsen o sana bir şekilde geri dönüyor mu diyeceğim, bilemeyeceğim yalnız. Ne diyeyim? Valla çok enteresan bir hikaye. Ben bayılıyorum. Senden evet, ikinci dinleyişim olduğu için yine böyle sessiz dinledim. Çok güzel bir hikaye. Peki şu anda oynadığın dizi nasıl yollar kesişti Gülse Birsel'le? Jet Society'de oynuyorsun. 3 sezondur. Evet abi. Değil mi? Evet. 3. sezonumuz oldu. 50. bölümümüzü çekiyoruz. Abi dizi keyifli. O nasıl oldu? Nasıl gerçekleşti? Ben
tiyatro yaptığım dönemde işte bu sosyal medya, internet falan yeni yeni çıkmıştı. Bu işte Vine falan. Ben oralara çok girmedim. Çok da takipçisi olmadım açıkçası Vine'in falan. Daha sonra bu olay Instagram ve YouTube'a kayınca biraz takip etmeye başladım. Orada böyle farklı bir mizah dili döndü. Ve böyle izliyorum, böyle baktığım, takip ettiğim birkaç insan vardı falan. Çok kötü işler de vardı. Sonra abi evde iş bekliyorsun yani. Biri şöyle bir klişe vardır ya, abi hiçbir yönetmen gelip senin kapını çalmaz falan diye. Yani sen gideceksin falan böyle. O adam da ben değilim. Hani nerede yönetmen var, gideyim o mekana, aman onunla tanışayım falan adamı değilim. Bir şey yapmam gerekiyor falan. Sonra abi video çekmeye başladım ben. Absürt videolar çekmeye başladım. Daha sonra dedim ki bunu bir yıl yapacağım. İlk ben bunu yapmaya başladığımda da işte tiyatro camiasından arkadaşlarım da Emre video, işte Emre Instagram video falan böyle bir çıkışlar oldu. Okey dedim abi. Bunda bu insanlar benim kiramı ödemiyorlar. Sen buna devam et falan. Bir de keyif alıyorum. Hani zorlamada bir durum değil yani. Hani güldüğüm şeyleri yapıyorum. Ve güzel de geri dönüşler oluyorum falan. Daha sonra tam bir yıl, bunu hiç abartmıyorum. Yani ne 3 gün sonra ne 3 gün önce. Tam bir yıl sonra Gülse Birsel'le tanıştık. Bir şekilde Gülse Birsel benim videolarımı izliyor. Ve senaryo hazırdı, bütün ekip tamamdı. Ve beni şeye sonradan dahil etti. Yani çekime 5 gün falan vardı. Yani seni nereye koyacağımı bilemiyorum dedi. Ne yapacağız ama kesin olacağız falan, ne yapacağız falan. Öyle başladı. İyi ki de oldu. Gülse Birsel'le çalışmayı çok isterdim. Ve de oldu. İyi ki de çalıştık yani. İyi ki öyle bir insanı tanıdım. Ve hayatımda tanıdığım en ince ruhlu insanlardan bir tanesi diyebilirim. Süper. Umarım biz de tanırız, çalışırız. O güzel işlerin içinde oluruz. Ben de çok seviyorum. Bütün işlerini bugüne kadar hep takip ettim. Nefis bir insan. Hep severek. Evet, programımızın sorular kısmına geldik. Sorular. Herkese sorduğumuz bazı sorular var. Sana da bunları sormak istiyorum. Hı-hı. Gececi misin, gündüzcü müsün? Gece abi, net gece. Ben geç hiç, yatarım, hiç geç kalkarım. Hiç mi tevhidin yok yani? Gündüzcü. Hiç yok abi, yok. Ha. Gece, gece insanıyım ben. Gece çalışırım, gece üretirim. Geç yatarım, geç kalkarım falan. O biraz bir sorun bazen benim için. Eğer işim yoksa, yani sabah herhangi bir yere gitmeyeceksem, işte ne diyeyim, stüdyoya, sete vesaire falan, geç yatıyorum. Ama ertesi gün işim varsa erken yatarım, erken kalkarım. Ama normalde gece yaşarım, geceyi tercih ediyorum. Seviyorum ben geceyi. Hayata yeniden gelsem dünyanın neresinde doğmak isterdin, Türkiye hariç? Bu soruyu ilk kez duyuyormuş gibi yapayım da dur, heyecan katayım olaya. Biraz düşüneyim. Ne olabilir? Yani Portekiz mi desem? İsviçre olur, Kanada olur ama Çin hep soğuk Çin olur ya. Çin'de mesela Çin'de benim giderim olur mesela. Burada yok. Hani ben ufak boyluyum falan, çekik gözlüyüm falan. Ama Çin'e gidersem kıymetli olur muyum diye düşündüm. Onlar da ufak, minikler falan. Hani ben onlar kadar çekik değilim. Biraz Avrupa'yı kalıyorum falan belki onların yanında. Olabilir bak. Hem çekik olup hem farklı olmak bence iş yapar. O zaman şey derler mi acaba bana? Çin'de de var mıdır? Mesela Çin'le ilgili de şeyi merak ediyorum hep ya. Pekin İlk Öğretim Okulu var mıdır mesela orada? Var mıdır? Öyle bir şey var mı? Pekin İlk Öğretim Okulu çıkıyor çocuklar böyle şiir okuyor falan değil mi? Valla merak ediyorum. Burada hep var ya işte Atatürk Caddesi vardır, Atatürk İlk Öğretim Okulu falan. Orada da Pekin İlk Öğretim, Pekin Meslek Yüksek Okulu. Kedici misin, köpekçi misin? Hı. Ben kirpiciyim, kuzucuyum, kediciyim, köpekçiyim. Ben abi canlı olan her şeyciyim. Kedi besliyorum. Evimde bir kedim var. Bir gün bahçem olursa köpeğim de olur. Süper. Kente mi yaşamak istersin peki, kırsalda mı? Kente yakın, kırsalda. Hemen ulaşabileyim. Evet. Ama bir yandan da hobilerimin peşinden koşayım. Evet, onunla ilgili çalışmalarım da var. Yakında yapacağım, evet. Hadi ya. Böyle bir kamping hayalim var abi. İşte gideyim öyle ekeyim tarla, işte domatesimi yetiştireyim vesaire. Aynı zamanda işte iyi müzikler, işte çevremizdeki eşimiz dostumuz gelsin. Orada işte doğal hayatın içinde paylaşımda bulunalım falan hayalim var. Bununla ilgili de girişimlerim var, umarım olur ya. Peki sence olunacak en güzel yaş hangisi? Olunacak en güzel yaş. 10. 10 mu? Abi evet ya, aşk derdin yok, para kazanma derdin yok. Tek derdin işte şey, yaz tatili ne zaman yani?
okullar ne zaman açılacak? Tam hobilerin peşinden koşma. 2 hafta kaldı. En büyük dert budur ya. 10 yaşında başka ne olabilir ki? Ama 30'da güzeldir. Kendini en ünlü hissettiğin an hangisiydi? Kendimi en ünlü hissettiğim an 2011 yılı. Ya 2012 falandı. Evet, Taksim'deyim. Taksim olduğu zamanlar. O zaman böyle bir güruh İstanbul'a gelmişler abi. Nereden? Yurt dışından bir yerden gelmişler galiba. Beni böyle çevirdiler. İşte böyle bir acayip bir ilgi. O zaman Karadayı yeni bitti falan dizi. Yani devam ediyor da benim işim bitmişti yani. O dönem sürekli denk geliyorum o tip şeylere. Bayağı böyle geldiler, sarıldılar falan. Nasılsınız? Ben onlarla konuşuyorum falan böyle. İşte teşekkür ederim, iyiyim, şudur budur falan. Orada da oyuna gidiyordum. O dönem işte Taksim'deki bir sahnede oynuyorduk. Oyunu hangi sahneydi hatırlamıyorum da. Sonra neyse fotoğraf çektirdik vesaire falan. Ondan sonra yok mu dedi sahne falan bu aralar. Biz de dedi yarın dönüyoruz falan. Keşke denk gelseydik falan. Dedim var şimdi sahneye gidiyorum hatta falan. Ah dedi keşke önceden haberimiz olsaydı gelirdik falan dedi. Belki dedim sonra denk gelirsiniz falan. Yalnız dedi sizin o şey türkünüz var ya. Onu ben çok seviyorum dedi. Eyvahlar olsun. Abi biz bayağı fotoğraf falan çektirdik hepsiyle. İşte tekli, toplu falan böyle. Sonra... Okey abi ben böyle anlamaya çalıştım. Türkü falan. Bir yerde ben türkü mü söyledim falan oldum. Öyle bir oyun yok. Öyle bir işim de yok. Radyoya gittim yok öyle bir şey yok falan. Sonra bana giderken abi teşekkürler Oğuz Bey dediler. Ayrıldık. Oğuz Bey kim diyorum ya. Oğuz Bey kim yani? Oğuz Bey. Abi sonra ben bunu bilmiyorum kim olduğunu. Sonra abi çok sık bir şekilde karşılaşmaya başladım. Oğuz Aksaç. Kendisini tanımıyordum. Sonradan tanıdım, araştırdım. Kim bu Oğuz Aksaç dedim. Çok da sevilen bir halk müziği sanatçısı. Bayağı benziyor musun? Da... Abi bu kadar çok denk geldiğine göre benziyorum galiba. Baktım fotoğraflarına, benzeyen fotoğraflarımız var. Evet, benim sakalsız hallerim çok benziyor. Uzun saçlı ve sakalsız hallerim bayağı benziyor. O garibim insanlar da Oğuz Aksaç diye fotoğraf çektirip gittiler ama... Yani neyse ya sonuçta ben de bir şekilde... Neyse birilerini mutlu ettim. Birileri ona der bu da ünlü falan. Belki olur yani ne bileyim. O zaman böyle bir garip benim yani. Benim bir ara Cangox'a benzetiyorlardı. Of. Saçlarım işte böyle şey olduğu zamanlar. Ondan sonra bir gün bir yere gittim. Cangox'un konseri var. Girdim içeri. Limitsiz ilgi alaka. O zaman da dizim var. Diyorum diziden seviyorlar. Herkes fotoğraf çektiriyor falan bilmem ne. Sonra biri dedi ki... Ya dedi sahneden daha yeni indiniz dedi. Ne çabuk geldiniz hiç mi yorulmadınız dedi. Bozmak devam ediyorsun. Orada mevzuya uyandım. Böyle yerler enteresan olaylar olabiliyor. Abi Bülent Serttaş'ın konserine gitmeni de tavsiye ederim. Ona da mı benziyorum? Bence Cangox'tan daha çok benzettim seni. Turgut Özal'a da benziyorum. Tabii i̇şte canım. Ne benzediğim ya Osman Yağmur Dereli diye benziyorum. Kesinlikle. Var yani birkaç kişi. Sence dünyanın en ünlü insanı kim? Ölmüş olanlar da dahil. Bu soruyla ilgili çok çirkin insanlar söyleyebilirim. Onları şu an söyleyip yaşatmak istemediğim için söylemeyeceğim. Ama şöyle bir cevap vereceğim. Charles Chaplin değil mi? Bak Michael Jackson falan da evet ama Charles Chaplin'i... Doğru. Bilmeyen de bilsin abi ya. Yeni jenerasyonu da bilsin yani. Eskiler zaten bilir bence. Bilir ya bence herkes Charles Chaplin'i. Bilmez mi ya? Ben bilirler diye düşünüyorum. Ya geçen şöyle bir şey oldu gerçi. Chaplin'i bilmeyebilirler ama... çok şaşırdım. Hala onun şokundayım. Genç bir arkadaşla sohbet ediyoruz. Metin Akpınar dedim. Hiç duymadığını söyledi. Ben Barış Manço'yu duydum ya öyle. Çocuk Barış Manço'yu bilmiyordu. Barış Manço şu an hala ilkokullarda. Birinci sınıftaki çocuklar bağıra bağıra arkadaşıma eşek söylüyorlar. Süper abi. Bu güzel bir şey ama Metin Akpınar'ı bilmiyor olması bayağı şaşırttı beni. Olabiliyor demek. Olabilir abi o ya. Aslında yeni jenerasyonu yakalamakla alakalı. Metin Akpınar'ın şu an oynadığı bir tiyatro oynuyor. Yakın zamanda en yakın yaptığı dizide 7-8 sene oldu galiba. Bayağı, Papatyan bayağı. Diye bir işte oynuyor. Evet galiba en son oydu. Demek ki yeni bir jenerasyonu yakalayamıyor. Olabilir. Mesela Erdal Özyalcılar bizim jenerasyon ve üstler. Herkes bilir. Bizimkiler bizim, dizisi abi. Bayılır. Bizimkilerden beri hep takip ederiz. Ya ne zaman ki... Dizisini tabii Kemal Sunal'dan beri diyeyim de. Hani, aile arasında tabii da yani. Oynayınca yeni bir jenerasyon daha yakalamış oldu. Aynen. Bakınca aslında. Dizi izlemeyen diyelim belki ama... Sırf komedi olduğu için, sevdiği için, iyi bir film olduğu için ona gidenler oradan da bir yakaladılar. Şu anda dizisi devam ediyor. Bence o herkesi yakaladı. Herkesi yakalayıp gidenlerden. Çok da iyi bir oyuncudur.
Evet sevgili Emre, programımızın sonuna geldik ve çok keyifli, hızlı aktı yine her şey. Gerçekten bitti mi? Bitiyor. Çok hızlı gerçekleşti gerçekten. Bitiyor ve sana klasik sorumu sormak istiyorum. Lütfen. Var mı yeni projeler? Oh. Hayata dair plan program amaçlı sorulan bir soru bu. Var. Evlenmeyi düşünmüyorum. Çocuk yapmayı düşünmüyorum. Bunlar öncelikli projelerim. Ben de üremeyeyim abi yani. Hani oralarda yokum. Daha gerçekçi proje bazlı konuşacak olursam müzikle abi. Bu ara yani müzikle uğraşıyorum. Evde. Var mı çaldığın enstrüman? Ya işte gitarla uğraşıyorum. İşte biraz elektronik işte malzemelerim var. Onlarla uğraşıyorum evde falan. Bu ara biraz onlara yoğunlaştım. Müzik hayatımın bir köşesinde bir yerinde olsun istiyorum. Zaten hep vardı da yıllardır. Ben onun içine biraz daha gireyim istiyorum. Müzikle ilgili bir şeyler yapabilirim. Umarım. Çalışıyorum çünkü. Bayağı çalışıyorum abi. 5 saat falan günde çalışıyorum. Oo, yani. O kadar yani. Bayağı profesyonel. Evet, evet. Onun dışında yazıyorum, çiziyorum. Umarım güzel bir sinema filmi diyeyim hadi. Yakında belki. Olur mu? Wow, heyecan olsun. Rol isterim abi. Bana özel karakter yaz. Bana özel bir şey yaz. Güzel misin? Sevgili seyirciler, bir programın daha sonuna geldik. Bugün sevgili Emre konuğumdu. Çok keyifli geçti her şey. Beğendiyseniz beğen tuşuna, beğenmediyseniz beğenmedim tuşu falan, öyle bir tuş yok. Şurada Instagram adresini görebilirsiniz. Öyle şeyler var mı? Onu dediğim için koyalım oraya hadi. Dedim artık. Bir şey vardır ya. Neyse ya, tam programı kapatıyoruz abi. Olsun ya, laf uza. Gizem Butik falan. Reklam alıp almış. Gizem reklam değil mi? Gizem Butik. Evet abi. Şeyde olur yani, biz kapı ölü muhabbetini severiz. Evet, böyle uzak. Tam kapıdan çıkarız abi. Biraz da orada sohbet. Niye öyle? Geçen ya? Burada da aynısı oldu. Çok hoşuma gitti ama ben seviyorum. Kapı ölü sohbeti seviyorum. O yüzden hafif uzattık. Saygılar, sevgiler, iyi günler, neşe yakalım. Sevgiler.